nasılsınız? Günümüzde kolesterol, obezite ile ilgili birçok uzman konuşuyor. Sizin bu konuda görüşleriniz nelerdir? Aşırı kilo problemi, obezite, kolesterol, sağlıklı beslenme vesaire bu tür problemler 1920'lerden beri insanlar birçok araştırma başlamışlar ve denemişlerdir. Mesela ilk 1920'lerde Hollywood'da başladığı için artistler arasında başlayan zayıflama, protein diyeti, kilo verme, kolesteroldan yüksek kolesterolü indirme gibi bir metot geliştirmişlerdir. Özellikle artistler arasında, mankenler arasında yaygın olduğu için buna Hollywood diyeti denmiş. Hollywood diyeti nedir? Efendim, Hollywood diyetinde et, yumurta, deniz ürünleri, yani daha çok hayvansal gıda tüketme, protein ağırlıklı gıda tüketme, hamurlu, karbonhidratlı besinler çok az tüketme, az sebze tüketme şeklinde ortaya çıkan bu Hollywood diyeti daha sonra birçok bu konuda diyetisyen ve doktorlar tarafından biraz orasından biraz burasından değiştirilerek günümüze kadar aynı şeyler adeta tekrarlanmıştır. Doktor Aktrist daha sonra 60'lı yıllarda ortaya çıkmış ve yine kendine göre kendi adıyla anılan protein diyetini biraz değiştirerek yine piyasaya sürmüş. Efendim, et yiyebilirsiniz. İstediğiniz kadar yağ tüketebilirsiniz demiştir. Hatta bundan birkaç sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu savunan doktor Türk dönercinin önüne gelip dönen o ateşli ortamda dönen dönerin akan yağlarını bir bardak su bardağını doldurup içiyor ve diyor ki işte yağ böyle tüketilir. Yağ içmekte problem yok. İstediğiniz kadar yağ tüketin, istediğiniz kadar et yiyin, istediğiniz kadar peynir tüketin, istediğiniz kadar yumurta tüketin, hiçbir problem yok diyor. Ve sonra bu vatandaş ne oldu? Kalp damar rahatsızlarından öldü. Bunu daha sonra Dukan diyeti dediğimiz Doktor Pierre Fransız asıllı Pierre Dukan aynı şekilde Dukan diyeti, proteinli beslenme, karbonhidratsız beslenmeyi kendi adıyla geliştirdi, değiştirdi, aynı şekilde piyasaya sürdü. Yıllarca insanlar Dukan diyeti uyguladılar. Dukan diyetini şimdi Türkiye'de Doktor Canan Karatay hanımefendi biraz orasını biraz burasını değiştirerek protein diyetini savunmakta. Geçenlerde bir televizyon programında şöyle bir baktığımda 1920'lerde başlayan protein diyeti birçok ilim adamı tarafından biraz değiştirilerek şöyle veya böyle bu şekilde günümüze kadar çeşitli isimlerde bu diyet formunun devam ettiğini görüyoruz. Ne diyorlar? Karbonhidrat yok, yani ekmek yok, mantı, makarna, meyve yiyeceksen de çok az bir tane meyve yok. Fakat istediğin kadar et ye, istediğin kadar peynir tüket, yağlı ye, istediğin kadar diyor, yumurta ye diyor. Evet. Bu nedir? Büyük bir saçmalık. Abesle iştigal etme. Bir ilim adamı. Protein tüketin, yağ tüketin. Ama karbonhidrat tüketmeyin diyorsa bu büyük bir saçmalık. Neden? Düşünün ki Çin'in nüfusu 1,5 milyar. Hindistan'ın nüfusu 1 milyar. Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan gibi ülkeler yarım milyon da öyle ne yaptı? Güneydoğu Asya ülkeleri 4 milyar nüfusa sahip. Bu insanlar protein tüketse, karbonhidrat tüketmese, yani pirinç yemese, hep pirinç yediler buranın insanları. Pirinç yemediğini düşünün. Bu insanların et yediğini,
yumurta yediğini, peynir yediğini düşünün. Ne olur? Hayvan kalmaz. Bir ayda Güneydoğu Asya'da hayvan diye bir şey kalmaz. Yerler bitirirler. 4 milyar insan et yese, peynir yese, yumurta yese. Türkiye'de insanlar ekmek yemese, sebze yemese, meyve yemese, sadece et, peynir, yumurta yese insanlar, büyükbaş hayvan, inek kalmaz, koyun kalmaz, tavuk kalmaz. Yani büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan diye hayvan kalmaz. Yer tüketiriz bir ay, iki ay sonra, ondan sonra da et bulamayız. Et ithal ederiz. Ama diyeceksiniz ki sağlıklıysa yapalım, hadi et yiyelim. Peynir yiyelim, yumurta yiyelim, ekmek yemeyelim, mantı, makarna, börek, çörek yemeyelim. Yani hamurlu işler tabii ki çok faydalı demiyorum. Hamurlu yiyecekler kilo yapar, yağlanmaya sebep olur. Dedikleri doğru, zararlı yönleri var. Ama peynir, et, yumurta, efendim, bunlar da istediğin kadar ye demek de saçmalık. Yiyebilirsin. Bardak bardak diyor, yağ içebilirsin. Yağda hiç zarar yok. Her şeyin bir ayarı, bir düzeni var. Dünyada en ideal diyet, Peygamber Efendimiz'in uygulamış olduğu diyettir. Neden? Çünkü Peygamberimiz sabah bir bardak süt içmiş, akşam da birkaç tane hurma yemiş. Diyeceksin ki ben çok ağır işte çalışıyorum. Ben bir bardak sütle birkaç hurmayı idare edemem. O zaman sabah kahvaltı yapacaksın, akşam yemek yiyeceksin. Ama iki günü geçmeyecek. Yani bütün diye bu diyet safsataları saçma. Sağlık olan sadece iki diyettir. Şimdi kişi aşırı et yerse, aşırı peynir yerse, aşırı yumurta yerse ne olur? Protein içeren besinler amino asitlere dönüşürken artık madde olarak homosistin ortaya çıkar. Homosistin nedir? Toksik bir maddedir. Homosistin LDL kolesterolünü tetikler. Oksitlenen LDL kolesterolünü bünyemiz, bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Makrofaj bu oksitlenen LDL kolesterolünü mikrop gibi algılar, yer, şişer, balon gibi patlar, ölür. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkar. Buna curuf denir. Bu curuf damarların iç yüzeyinde yamalı bohça gibi yapışır her noktaya. Ara dokulara, bağ dokulara. Ve kişi et, peynir, yumurta aşırı şekilde proteinle beslenirse aniden kalp damar rahatsızlığından ölebilir. Aniden. Damarlar sertleşir, dokular sertleşir. Homosistein oranı yükselir. Doktor, profesör, doktor ama homosistein nedir bilmiyor. Tehlikeli olan homosisteindir. Damarları sertleştir, dokuları sertleştir. Futbolcu koşuyor sahada, her gün antrenman yapıyor ama aşırı et yemiş. Aşırı hayvansa peynir yemiş, ne olmuş? Öldü. Neden öldü? Damarlar yağlanmış, daralmış. Homosistein oranı, proteinler amino aside dönüşürken ortaya çıkan artık madde homosisteini B6 vitamini, B12 vitamini tekrar amino aside dönüştürür. Yani bağırsaklarında kişinin faydalı bakteri varsa vitamin üretir. Faydalı bakteriler azalmışsa vitamin ne üretecek? Kişi sürekli efendim proteinle beslenirse kalp damar rahatsızlığından ölür. Bunu nitekim Amerika'da bu işin uzmanı don yağı içerek kalp damar rahatsızlığından öldü gitti. Kalp krizi geçirdi. İnsanların kalp krizi geçirmesini mi istiyorsunuz? Niyetleri bu mu? Diyetleri ne? İstediğin kadar et ye, peynir ye. Hazreti Ali diyor ki her gün et yiyen her gün alkol içen gibi olur. Yani et kolik olur. Et yemeden artık doymaz. Et yenebilir. Haftada 2 veya 3 defa. Yumurta yenir. Günde 1-2 tane. Her şeyin ayarı var, düzeni var. Şimdi şöyle. Sabah kişi kahvaltı yaptı diyelim. Saat 8'de. 8'den
bu yemiş olduğu besin, kahvaltı, saat 8'de yediği, yapmış olduğu kahvaltı, ne yediyse, yediği şeyleri, karbonhidrat, protein, yağ, her neyse, vücudumuz bir, şekere dönüştürür bir kısmını, iki, yağa dönüştürür, depolar. Abi, şekeri saat 12'ye kadar 4 saat içerisinde harcar, 4 saat sonra yağı harcamak için leptin salgılar bünyemiz, hormon. Leptin yağ yakıcıdır. Ama kişi saat 12'de abur cubur bir şey yedi, çikolata, jelibon, kek, odur, budur, şudur. Tekrar insülin salgılar, leptin salgılamaz. Ne kadar süre? 4 saat tekrar insülin, leptin salgılamaz. Bu 4 saat içerisinde yağ yakıcı madde salgılanmazsa ne olur? Tekrar depolama devam eder. Diyelim ki 4'te bir şey yedi, abur cubur. İsteyerek istemeyerek bir şey yedi, alışkanlık. Yine insülin salgılamaz, yine insülin salgılar, leptin salgılamaz. Bu ne demek? Yine yağlanma demek. Yine şeker ve yağ depolaması demek. Akşam 6'da yemek yedi. Pankreas tekrar insülin salgılar. Ne yapar insülin? Yemiş olduğumuz besini şekere ve yağa dönüştürerek depolar. 4 saat, yani saat 10'a kadar yine bünyemiz leptin salgılamaz. Saat 10'da leptin salgılar. 4 saat sonra bir şey yedikten 4 saat sonra bünyemiz yağ yakıcı bir hormon olan leptin salgılıyor. Dikkat edelim. Kişi yatmadan önce saat 10'da yatacak diyelim. Bir şey atıştırdı. Bir dilim ekmek yedi veya bir meyve yedi veya başka bir şey. Bünyemiz tekrar kişinin bünyesi tekrar 4 saat leptin salgılamaz. Yani günde 5 defa pankreas insülin salgılıyor. Fakat bir defa leptin salgılanmasına müsaade etmiyoruz. Bu ne demek? Bünye 5 defa yağlanıyor ama bir defa yağları eritici leptin salgılanmıyor demek. 5-0 mağlubuz. Gece saat 4'te leptin salgılar. O zaman ne demek? 5'e 1. Yani 5-1 mağlubuz. Peygamber Efendimiz ne yapmış? Peygamber Efendimiz sabah kahvaltı, akşam yemek yemiş. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği. Sabah yediğini saat 12'ye kadar şekeri bünye 12'ye kadar hazmediyor. 12'den sonra leptin salgılıyor ve bir problem olmuyor. Kişi günde 2 öğün yerse hiçbir sindirim rahatsızlığı yaşamaz. Osmanlı'nın son dönemine kadar, Tanzimat'a kadar atalarımız günde 2 öğün yemek yemiştir. Sünnete uymuş Peygamber Efendimiz'in sünnetine. Ve hiçbir sağlık sorunu yaşamamıştır. Önemli bir sağlık sorunu yaşamamıştır. İran'dan Azeri Türklere, yani o Azerilere aslında Oğuz Türk'ü denir, Oğuz Türk'üdür. İran'dan iki Azeri, yani Türk, buraya iş için görüşmeye geldiler. Öğlen oldu, dedim ki öğlen oldu, yemeğe gidelim. Özümüz iki öğün yemek yer dedi. Allah Allah, niye dedim? Öğle yemeğin yok mu? Ne oldu? Evet, biz öğle yemek yemeyiz. Niçin? Hazreti Muhammed'in sünneti de böyle. Biz böyle besleniriz. Sabah kahvaltı, akşam yemek. Başka bir şey yemeyiz. Meyve, o da akşam yemeden önce bir tane. Allah Allah. Evet. İran'da insanlar ekmek yemez. Yerse de sabah bitir. Rusya'da insanlar ekmek yemez. Avrupa'da insanlar ekmek yerse bir dilimdir. Lokantaya gittiğinizde insanlar ekmek istemezse ne olur? Lokantadan ekmek konmaz sofraya. Yani lokantaya gittiniz, yemek yiyeceksiniz. Masada ekmek olmaz. Ekstra istersiniz derseniz ki bir dilim ekmek getir, getirirler bir dilim ekmek. Biz yıllar önce, 20 yıl önce bir konferans için Belçika'da 200 kişi toplandık. Lokantada yemekler yapmışlar, hazırlamışlar. Efendim. Fakat onlarda ekmek olmadığı için bizim de ekmek yiyeceğimiz akıllarına gelmemiş. Ekmeksiz biz yemek doymadık tabii. Ekmek yok mu? Bugün de tatil olduğu için
arabalarla insanlar sokaklara düştü. Türk marketi aradılar, ekmek aradılar. Ekmek buldular, geldiler. Ekmek yemeden rahat edemediler, doymadılar. Bu alışkanlık meselesidir. Şimdi, Çin'de insanlar pirinç yiyor. Nedir? Karbonhidrat. Bu protein. Efendim, işte et ye, peynir ye, yumurta ye diyor vatandaş. Çinliler pirinçle besleniyor. Hindistanlar sebzeyle, pirinçle besleniyor. Endonezya, Malezya pirinçle besleniyor. Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos 4 milyar insan pirinçle besleniyor. Obezite var mı? Kilo problemi var mı? Yok. Şeker hastalığı var mı? Ha, yeni yeni başladı büyük şehirlerde. Yok. Tansiyon, kolesterol, lipid, kolesterol rahatsızlıkları, şeker hastalığı nerede? Amerika'da, Avrupa'da. Obezite nerede? Amerika'da, Avrupa'da. Güneydoğu Asya'da sanayileşmeyle, endüstrileşmeyle, zenginleşmeyle birlikte bu Güneydoğu Asya ülkelerinde, büyük şehirlerinde zenginleşmeyle birlikte orada da hastalık başladı. Hastalığın kaynağı ne? Diyecek olursak, hastalığın, bütün hastalıkların kaynağı Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı sömürmek için üretmiş olduğu yeni bir sömürü sisteminin bir parçasıdır. Ne diyeceksiniz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri süper güç olunca ne yaptı? İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz gibi diğer ülkeleri sömürge yapmak yerine kendi kültürünü bu ülkelerde hakim kılmaya çalıştı. Dünyanın bütün ülkelerine. Nasıl? Bir, filmlerle Amerika'yı sevdirdi. Amerikan kültürü. İki, fast food tarzıyla bütün çocukları, bakın, hepsi hamburger ister, cheeseburger ister, kola ister. Gıda sektörünü ele geçirdi. Üç, insanlar hepsi cins giyme hastası oldu. Yani bunu Amerika'ya karşı olan da yapıyor, Amerika'ya hayran olan da yapıyor. O kadar yoğun bir propaganda bombardımanı. Film sektörü, gıda sektörü, tekstil sektörü, arkasından sigara istedi, alkol idi. Sonra hastalanan, obez olan, tansiyon, kolesterol, kalp damar rahatsızları yaşayan insanlar, şeker hastası olanlar için ilaç ürettiler. Önce insanların sağlığını bozdular. Sonra insanları iyileştireceğiz diyerek çeşit çeşit haplar ürettiler. Düşünün, sadece kolesterol hapından 300 milyar dolar gelir elde edilmiştir. 10 tane firma kolesterol hap üretmiş, dünyaya satmış ve 300 milyar dolar para kazanmış. 300 milyar dolar. Kimin cebinden paraları kimler alıyor? Mesela Antalya'da benim tanıdığım bir beyefendi bir kolesterol hapı kullanmış. Doktoru, tanıdığı bir doktorun tavsiyesiyle. Adamcağızı ziyarete gittim. Koltuğa oturamıyor. Bir o tarafa böyle, bir bu tarafa böyle eğiliyor, bükülüyor. Ne oluyor dedim. Hemoroidi var zannettim. Ameliyatın mı var dedim. Yani utanılacak bir durum değil. Bu da bir rahatsızlık. Söyle dedim. Hemen ben sana bir tavsiyede bulunayım. Dedi ki hayır hayır hemoroid değil. Ne? Kolesterol hapı aldım, kullandım. Kaslarım erimiş. Ne kas erimesi dedim. Popomdaki kaslar erimiş. Kolundaki bacağı erimiş. Dalyan gibi olan adam dal gibi kalmış böyle. Perişan. Oturamıyor. Oturduğu zaman poposundaki, kıçındaki kaslar eridiği için kemikleri batıyor. Allah Allah dedim. Vay anasını. Kolesterol hapı kullanan kişi cinselliği biter. Neden? Çünkü kolesterol hapı, kolesterol nedir? Kolesterol testosteron hormonuna dönüşür. Kolesterol östrojen hormonuna dönüşür. Kolesterol bize lazım. Kolesterol olmazsa erkeklik gider, cinsellik gider, hayat biter. Birçok hormonun ham maddesidir kolesterol. Kolesterol ne zaman yükselir? Karaciğer yağlanırsa yükselir. Yoksa karaciğer zaten hormon salgılıyor. Karaciğer neden yağlanır? Bağırsaklarda normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var.
Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalı bakteridir. B2, B3, B6, B12 vitamin üretir. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire kimyasal ilaç kullanmışsa faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Toksik madde emilerek karaciğere gelir. Karaciğer toksik maddeyi arıtmak için aşırı B6, B12 vitamini harcar. Karaciğer yorulur, yağlanır, arıtamaz. Arıtamadığı toksik madde ne olur? Karaciğer yağlanmasına sebep olur. Kanda dolaşmaya başlar, beyne zarar verir, pankreasa zarar verir, böbreğe zarar verir vesaire vesaire. Kimyasal ilaç kullanan kişinin sonu yavaş yavaş ölümdür. Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. İngiltere'de 35 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Almanya'da 30 bin kişi ölüyor. Türkiye'de 50 bin kişi ölüyor. Ama hiçbir kimse bu konuda ne oluyor demiyor. Neden? Çünkü ilaç üreten firmalar çok büyük bir kartel oluşturmuş. Kartel. Dünyayı bu kartel birkaç tane firma yönetiyor. Bütün basın onların elinde. Hükümetleri yönlendiriyor. İktidarları yönlendiriyor. Medyayı, her şeyi onlar yönlendiriyor. 300 milyar dolar sadece kolesterol hapından birkaç tane zenginin kazandığı para. Diğer hapları düşünelim. Kaç yüz milyar dolar para kazanıyor bazıları. Niçin? Neden? Nasıl? Bizim sağlığın, insanların, diğer insanların sağlığını bozarak para kazanıyorlar. Önce fast food'la, abur cubur yiyeceklerle, günümüzde jelibon, kek, bisküvi, çikolata, hazır çorbalar, hazır gıdalar, hazır konserveler, mesela balık hazır, konserve, içinde konserve, kimyasal madde var bunların içerisinde. Bir, bütün bu abur cubur yenen şeylerin içerisinde ve konservelerin içerisinde MSG var. Monosodyum glutamat, Çin tuzu. Kişiyi çöpe atılacak bir şeyi bundan kattığınızda çok büyük bir lezzet verir. Kişi yemek ister. Yer ama ne yapar? Monosodyum glutamat beyindeki nöronları, sinir hücrelerini öldürür. Zamanla kişi de depresyon, panik atak, Huntington, Parkinson, Alzheimer sebep olur. İki, bütün bu yiyeceklerde çikolata, jelibon, kek, gofret vesaire de mısır şurubu var. Türkiye en çok dünyada mısır şurubu tüketen ülke. Mısır şurubu yüksek oranda fruktoz içerdiği için bünyemize uymuyor ve pankreas kanserini veya karaciğer yağlanmasını, pankreas yağlanmasını, böbrek yağlanmasını, beyin yağlanmasını, bütün organların yağlanmasına sebep oluyor. Obeziteyi tetikliyor. Ve de bu da hastalıkları tetikliyor. Kişiye lezzet veriyor ama yavaş yavaş. Türk nesli, Türk milletinin geleceği büyük bir tehdit ve tehlike altında. Ama biz neyle uğraşıyoruz? Türkiye'de satılan ilaçların %90'ı Avrupa'dan ve Amerika'dan geliyor. Biz ona Avrupa ve Amerika'daki ilaç fabrikalarına, ilaç firmalarına milyar dolarlar veriyoruz. Niçin? İnsanlarımızı zehirlesinler diye. Almanya'da bitkisel gıda takviyesi üretsin diye firmalar teşvik görüyor. Bütün Avrupa Birliği bitkisel gıda takviyesi üreten firmaları teşvik ediyor. Hindistan'da, Çin'de İnsanların çoğu kimya kullanmıyor. Dünyada en çok kimyasal ilaç kullanan bir ülke var. Amerika Birleşik Devletleri. İkinci ülke Türkiye. Maşallah. Yarışa gidiyoruz. Japonlar intiharı nasıl yapar? Harakiri ile. Kılıç veya kamayla kendini karnına bıçağı saklayarak ölür. Türkler nasıl intihara teşebbüs eder? İlaç kullanarak yavaş yavaş kendini zehirler. Daha ağır bir ölüm. Yıllar süren önce kötürüm devresi, sonra yavaş yavaş ölümdür. Haymana'da bir kaplıcaya gitmiştim, Haymana kaplıcasına. Pansiyonda 6-7 yaşlı amcayla sohbet ederken biri dedi ki dur ilacımı çıkarayım. Elini buraya attı, cebine, ceketin cebine, tansiyon, hapı dedi geri koydu. Öbür cebine attı, kolesterol, öbür cebine attı, karaciğer.
Sonra şeker hastalığı, böbrek rahatsızlığı için vesaire 20 çeşit hap çıkardı. Sonra sinirlendi. Bütün hapları masanın üstüne yığdı. Baktık, ne oldu dedik ya. Dedi ki 20 yıl önce böbreklerimi üşütmüştüm. Bir hap kullandım, karaciğerime zarar verdi. Bir hap kullandım, tansiyonuma. Bir hap kullandım, gastrite. Bir hap kullandım vesaire vesaire vesaire. Bütün servetini kaybetmiş, parasını kaybetmiş. Ailesi artık bıkmış ondan, ailesi terk etmiş. Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Şayet kişi Hazreti Muhammed'e uyarsa, ne yapmış Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Sabah kahvaltısı, akşam yemek. İki öğünden fazla yememiş. Ve yediği yemek de en fazla 13 lokmayı geçmemiş. İki öğüne düşerse kişi, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, buna uyarsa kişi, konunun başında söylemiş olduğum gibi, sabah kahvaltı yaptı diyelim, insülin salgıladı, şekere yağ dönüştürdü, depoladı. Akşam 6'ya kadar kişi bir şey yemezse, saat 12'de kişinin bünyemiz leptin salgılıyor, yağ yakıcı hormon. 6'ya kadar yağ yakıyor. Eğer kişi Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşarsa, isterse mesela diyelim 120 kilo, 3 ayda 90 kiloya düşer. Günde 2 öğün yerse, 3 öğün yerse zararda. 2,5 öğün dengede, 3 öğün zararda. 4 öğün demek, 4-5 öğün maça 5-0 yenik başlamak demek. Bu şunun gibi. Galatasaray Fenerbahçe maça başlar başlamaz hakem diyor ki sen 5-0 mağlupsun. Hadi başla maça. 5-0 mağlup maça başlıyor. Kazanma şansı var mı? Yok. Yok gibi bir şey. Biz de eğer ki 2 öğünden fazla yersek 5-0 maça başlamış gibiyiz. Bünyemiz sürekli yağ oluşturuyor. Bizim sekreter hanımefendi diyetisyene gitti. Diyetisyene demiş ki 3 ana öğün, 3 ara öğün, 6 öğün yiyeceksin. Nasıl zayıflayacak? Sürekli insülin salgılıyor bünyesi. Sürekli insülin salgılayacak. Sürekli depolayacak. Nasıl zayıflayacak? Nasıl? Leptin salgılamıyor. 6 öğün yerse 6-0 yenik demektir. Diyetisine bak. Kafası hiç çalışmıyor. Veyahut da kasıtlı. Kasıtlı olacağını zannetmiyorum ama yani hiçbir fikri yok. Hiçbir dünyadan haberi yok. Bu nedenle sağlıklı beslenmek, Müslümanlar Hazreti Muhammed'in sünnetine uymuş, hastalık diye bir şey Osmanlı'nın son dönemine kadar önemli bir rahatsızlık yaşamamış. Ben köydeyken bir sabah kahvaltısı yapardık veyahut da çorba içerdik. Tarlaya giderdik. Akşama kadar bir şey yemezdik. İki öğündü köydeyken. 1950'den sonra üç öğüne çıktı. Üç öğüne çıktıktan sonra insanların sağlığı bozuldu. Hala İran'daki Oğuz Türkleri iki öğün devam ediyor ve sağlıklılar. Dal gibi, bizim gibi dalyan değil yani, iri yarı değil, adamlarda kilo yok. Sünnete uyan hastalanmaz. Yok efendim, protein diyetiydi, karbonhidrat diyetiydi, Hollywood diyetiydi, Karatay diyeti. Yok efendim, Dukan diyeti. Yok aktris diyeti, artist diyeti. Hepsi hikaye. Sadece ve sadece doğru birdir. O da Hazreti Muhammed'in yaşam tarzı. Buna uyan hayatta hastalanmaz. Peygamber Efendimiz zamanında İran'dan bir hekim Medine'ye geliyor. Muayenehanesini açıyor. Bekliyor. Hastalar gelsin de muayene olsun. Gelen yok, giden yok. Bekliyor. Sonra diyor ki, sokağa çıkıyor. Aylar sonra diyor ki, ya ben buraya muayenehane açtım ki hastalar gelsin, tedavi edeyim, iyileştireyim diye, kimse gelmiyor. Gülüyorlar. Niye gülüyorsunuz diyor. Hasta yok ki gelsin. Nasıl hasta yok? Herkes sünnete uyuyor. İki öğün yiyor. Bir. Az yiyor. İki. Çok çiğniyor. Üç. Kişi iki öğün yerse, az yerse, çok çiğnerse hastalanmaz. Hazreti Muhammed'in diyeti bu. Yani yaşam tarzı bu. Diyet de denmez aslında. Bu nedenle hasta yok. İranlı hekim ne yapıyor?
aç kalacağım diye muayenehaneye gelen yok. Geri İran'a dönüyor. İran'da o zaman hasta çok, Medine'de hasta yok. Ama bugün tersine döndü. Suudi Arabistan'da insanlar 5 öğün yiyor. Türkiye'de insanlar 5 öğün yiyor. İran'da hala Azeri, yani Oğuz Türkleri, Azeri demek yanlış, 2 öğün yiyor ve sağlıklılar. Hazreti Muhammed'in sünnetine uyan sağlıklı yaşar. Tansiyon, kolesterol, diyabet, hiçbir rahatsızlık, cinsel yetersizlik, cinsel iktidarsızlık, hiçbir rahatsızlığı olmaz. Zihnen ve bedenen sağlıklı olur. Hürmetler, saygılar.